30 gün boyunca aralıklı oruç tuttum. Intermittent fasting. Ne yediğin değil, ne zaman yediğin önemli diyor. Peki gerçekten öyle mi? Biliyorsunuz ben bir boğa burcuyum ve yemek yemek benim için çok önemli. Hatta en sevdiğim aktivitelerden bir tanesi. Gece yatmadan sabah ne yesem diye düşünürüm. Sabah kahvaltıda akşam yiyeceğim yemeği düşünürüm. Öyle bir haldir. Fakat bu ilerleyen zamanlarda zorlaştı. Çünkü mesela sabah 5'te uçağımız var. Ben 3'te kalkıyorum, kahvaltı hazırlıyorum ya da sete giriyorum. Sürekli yanımda böyle kıp 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 bir şeyler bulup yemeye çalışıyorum. Derken ben aslında hani o az az sık sık yeyi çok sık yeme haline getirdim. Ve bu süreçte derdim kilo da değildi ama sürekli bir yemek yeme halinde ve bunun stresi içinde olduğumuzu fark ettiğimiz bir dönemde intermittent fasting'i duyduk. Aralıklı oruç. Bu dünyada well-being yani iyi yaşam ve iyi beslenmeyle ilgilenen insanlardan bir anda çok sık duyduğumuz bir beslenme şekli oldu ve deneyelim dedik. Bu aslında bir diyet değil. Özetle günde sadece 2 kere besleniyorsunuz. Yani kısaca kahvaltıyı atlıyorsunuz. Ama bir yandan da çocukluğumuzdan beri duyduğumuz kahvaltı günün en önemli önemi, kahvaltını krallar gibi edeceksin diye büyüdük. Bir anda bütün bildiklerimiz ters dönmüş oldum. Bilimsel olarak baktığınızda, hatta baktım ve yazdım, insülin seviyesini düşürüyor, yağ yakımını arttırıyor, kan seviyesini yükseltip büyüme hormonunu destekliyor. Bu yaştan sonra ne büyüme hormonu demeyin. Belli bir yaştan sonra da büyüme hormonuna ihtiyacımız var ki hücre yenilenmesi hızlı bir şekilde devam etsin. Tıpkı erken uyumak da büyüme hormonunu destekleyen eylemlerden bir tanesi ve evet hücre yenilenmesini arttırmak. Çalışmalarımı yaptım, araştırmamı yaptım. Bilimsel olarak böyle faydaları var. Fiziksel olarak nasıl faydaları var. Aslında birçok insan bunu kilo vermek için de yapıyor. Bizde öyle bir kilo değişimi olmadı ama hayatımızı büyük ölçüde değiştirdi. Aslında biz 2 senedir bu aralıklı orucu yani intermittent fasting'i öyle böyle bir şekilde devam ettiriyoruz ve hatta eski videolarımdan bir tanesinde size bunu anlatmıştım ve sonrasında bunu deneyen ve faydasını gören insanlar olmuştu. Bunu benimle yorumlarda paylaşmıştı. O yüzden istedim ki 30 gün boyunca aralıksız aralıklı oruç tutayım ve sonuçlarını sizinle paylaşayım ve belki o videoyu kaçıranlar ya da daha detaylı bir bilgiye ulaşmak için yol gösterici olsun. Ne yememiz gerekiyor? Ne yerseniz yiyin. Ne zaman yediğiniz önemli. Yeme penceresi diye bir kavram var. Bu genelde 16'ya 8 oluyor. Yani 16 saat boyunca açlık, 8 saat boyunca yeme penceresi. Bu aslında 16 saat nasıl aç kalacağım ölürüm falan gibi gelmesin hiç kulağınıza. Mesela akşam 8'de yemeğinizi yediniz, uyudunuz uyandınız. Sabah 12'de tekrar ilk öğününüzü yediniz. Kahvaltıya es geçmek demelerinin sebebi bu. Ama isterseniz siz ilk öğününüzü yine kahvaltıda yapabilirsiniz ki biz Bülent'le çoğu zaman böyle yapıyoruz. Hatta 16'ya 8 değil 18'e 6 yapıyoruz. 18 saat. Ama işte 18 saat aç kalıyoruz gibi değil. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Uyandık. Bülent'in güzel demlediği bir kahveyi içiyoruz. İşlerimize başlıyoruz. Hayatımıza başlıyoruz. Yemek yemeyle kesinlikle bölünmüyoruz. 12.30 1 gibi gerçekten karnımız guruldadığında ilk öğünümüzü yiyoruz ki bu çoğu zaman gerçekten kahvaltı oluyor. Çünkü ben hala yani akşam 5'te bile kalksam ki hani kalkmıyorum ama ne bileyim. Mesela işte jet lag olduk ve gün tersine döndü ve 1 saatte uyandım. Ben yine de daha böyle kahvaltımsı bir şeyler yemeyi tercih ediyorum. Yani bir anda öyle kebap, balık falan yiyemem. Uyanıyoruz. İlk iş kahve. Kahve bu durumda serbest. Bu gerçekten yine araştırıp baktığımız konulardan bir tanesi. Aslında kahve eğer bir bardak içiyorsanız ve yeteri miktarda yine su tüketiyorsanız içerdiği kafeinden dolayı metabolizmanızı hızlandıran ve yağ yakımını da aslında destekleyen bir unsur. Ama hani aç karna kahve içemiyorsanız midenizi rahatsız ediyorsa tabii ki bu kişisel bir deneyim. Ben yıllarca hiç kahve içmedim Bülent'le tanışana kadar. Bülent'le tanıştıktan sonra onu kırmayayım diye kahve içmeye başladım. Şimdi uyanır uyanmaz gözünün içine bakıyorum ne zaman kahve demleyeceğiz diye. O yüzden sabahleyin bana ilk kahveyle başlamak çok iyi geliyor. İkinci konu, ben normalde biliyorsunuz ki sabahları uyandığımda yoga yapmayı çok seviyorum. Zaten Instagram'da sizinle paylaşıyorum. Eskiden mesela ne oluyordu? Uyanıyordum böyle küçük bir şeyler mi yesem enerjim mi olmaz filan ve yogadan önce bir şeyler yemeye çalışıyordum. Ne kadar saçma. Oysa ki boş karna yapılan pratik çok daha iyi. Ama yine söylüyorum. Bu da kişisel bir durum. Çünkü ben spor salonuna gidip ağırlık kaldırmıyorum. Eğer ağırlık kaldırıyorsanız ya da daha size yakıt olacak, hemen enerjiye dönüşecek, yakılacak bir şeker, karbonhidrat ihtiyacı varsa onu bilemem. Ama benim yaptığım pratik özelinde, yoga özelinde ya da koşarken de bu böyle. Ben aç karna koşuya çıkmayı ya da sadece bir kahve için koşuya çıkmayı her zaman daha çok seviyordum. O yüzden de şimdi bu tempoda erken uyanıp önce kahveyi içip birazcık gününe getiriyorsa, işlerimizi halledip bilgisayar başında atılması gereken
mailler, takip edilmesi gereken işler ya da üretmemiz gereken içeriklere bakıp kahvemi bitirdikten sonra, yogamı yaptıktan sonra o yediğim yemek sanki böyle bütün hücrelerime yarıyormuş gibi geliyor ve böyle içim bayram ediyor. Yani beni en çok mutlu eden şey oldu. Ha bu arada hala tabii ki iştahlı bir insan olduğum için o yiyeceğim anı heyecanla bekliyorum. Ama bu 30 gün öncesine kadar hiçbir zaman şey yapmadık dürüst konuşmak gerekirse. Dıt saat 12, dıt saat 1 falan yapmadık yani. Hani o civarlarda yiyorduk. Akşamleyin de bu civarlarda yiyorduk. Bu videoyu çekmeye karar verdiğimiz an dedik ki bu İstedik ki günü gününe bütün zamanlarını doğru bir şekilde yapalım. Bu süreci kolaylaştıracak bazı uygulamalar keşfettik. Bunlardan bir tanesi Simple, çok basit adı Simple, Intermittent Fasting yazıyor. Bunda ne zaman orucunun başladığını gösteriyor. Yani sen ilk öğününü yedikten sonra mesela orucunu başlatıyorsun ve sonra yediğin ikinci öğününün saatini giriyorsun. Ve sonra total bir aya baktığında ne kadarını tutmuşsun, ne kadarını tutamamışsın onu görmüş oluyorsun. Ha bu esnada kilonu giriyorsun ya da yaptığın antrenmana giriyorsun filan ve böylelikle senin vücudunda ne olduğunu söylüyor. Mesela diyor ki birazcık şekerin düştü, birazcık şekerin yükseldi ya da işte birazcık su içmen lazım filan gibi. Ama tabii bu böyle bayağı bütün öğünlerini giren insanlar için. Eğer diyorsanız ki beni böyle şeyler daha çok motive ediyor, bunu kullanabilirsiniz. Bülent'in en sevdiği uygulama ise Fastic. O da bir intermittent fasting, aralıklı oruç uygulaması. Bunda diğerinde olan özellikler var tabii ki. Yeme penceresini senin için açıyor, ne zaman ne yediğini, ne ettiğini giriyorsun. Aynı zamanda sana yemek önerileri de veriyor. Eğer sen bunu kilo kaybetmek için yapıyorsan ya da kilo almak için yapıyorsan, çünkü bazı insanların da derdi gerçekten güzel beslenip yağ almadan kilo almak, yani daha yapılı hale gelmek. İçtiğin suyu takip ediyor, işte sana bildirimler gönderiyor falan. Aslında böyle uygulamaları hayatınızı kolaylaştırmak için kullanabilirsiniz. Bir tane daha vardı, Zero. Zero, ama onu biz kullanmadık ama ona da bakabilirsiniz. Ben bizim kullandıklarımızı sizinle paylaşmak istedim. Bu app'lerin iyi olan tarafı, bir yandan seni sürekli kontrol eden bir sistem var. Hani her zaman öyledir ya, kimse bakmıyorken nasıl yaşadığınla, hani birisine bakıp ya da oraya girince mesela beni böyle şeyler motive eder. Ama açıkçası normalde 2 yıldır böyle besleniyorken ve hiç sıkıntıya girmiyorken bu uygulamaya girmeye başladığımızdan beri birazcık stres oldum. Yani çünkü mesela karnım acıkıyor, buzdolabını açıyorum. Diyorum ki yani yok, daha benim zamanım gelmedi. Oysa ki öyle bir şey değil yani. Zaten 2 kere besleniyoruz. Onda da bırak yarım saat aşağı yarım saat yukarı. O mesela benim birazcık moralimi bozdu. İkinci konu, 30'da 30 uygulayabildik mi? Uygulayamadık. Yani İzmir'e gittik. Miço'yu tanıyorsunuz. Aileyle zaman geçiriyoruz. Miço'yla oynuyoruz. İzmir'de uyanıyoruz. Sabahleyin 9-9.30, en geç 10'da kahvaltı hazır. Şimdi orada aile, ben yalnız orucum. Orada kimse aralıklı oruç tutuyorsunuz diye başımıza silah dayamadı sonuçta. Bu birazcık da sizin nasıl daha iyi hissettiğinizle ilgili. Günün sonunda bütün bunların hepsini daha iyi hissetmek için yapıyorsak eğer, orada aileyle güzel yiyeceğiniz bir menemen, içilen çaylar yerine aralıklı oruç tutmayı tercih etmediğimiz için. Ama dediğim gibi bu süreçte kontrolle gitmek ve uygulamaya yazmak beni bir tık strese soktu. Yani normalde daha rahattım bu konuda. Ha bu arada diyebilirsiniz ki ben 12'ye kadar aç kalmak istemiyorum. Sabahleyin 8'de yesem ilk öğünümü kahvaltı olarak ve sonra öğleden sonra 4'de yesem yine 18'e 6 oluyor. Bunu yapanlar var ama burada iki farklı görüş ortaya çıkıyor ki biz ikincisini biraz daha kendimize yakın buluyoruz Bülent'le. Tabii ki uyanır uyanmaz kahvaltınızı edip sonra 6 saat ara verip 6 saat yeme penceresinde yiyip 4'te yiyebilirsiniz ve aslında kurallarına uygun bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Ama buradaki mantık uyanır uyanmaz yemeğe ulaşmamak. Yani atalarımız aslında hiçbir zaman güne başladıklarında hop önlerine yumurta düşmüyordu. Bayağı evet, hani homo sapiens. Hop önlerine yumurta düşmüyor. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar, avlanıyorlar. Bunun için efor sarf ediyorlar. Aman efendim ben avlanamam şu an, hiç vücudumda yakıt yok demiyorlar. O yüzden de aslında... aynen öyle. O yüzden aslında beden hareket etmeye başlıyor. Metabolizma çalışıyor, yağ yakımı başlıyor ve belli bir süre sonra yemeğe ulaşıyorlar. Ve ondan sonra zaten artık hani bilmiyorum, onlar saat hadi 8 oldu yiyoruz demiyorlardır. Hani ne zaman ulaşıyorlar? Ama buradaki mantık birazcık da uyanır uyanmaz bedende var olan enerjiyi yakıta çevirmek, bu şekilde de yağ yakmak. O yüzden benim aklıma sabah uyanır uyanmaz 8'de yemek çok fazla yatmıyor. Bir de akşam ben 4'te yediğimde bu sefer 8'de 9'da karnım guruldamaya başlıyor. 11-12'de yattığımda artık aç oluyorum yani. Çünkü 4 ve 12 8 saat geçmiş oluyor ve bu sefer açlıktan uyuyamıyorsun yani. O da hoş değil. O yüzden bana gerçekten en iyi gelen 1-7, 12-6, hani 12.30-6.30 artık
neyse o aralıklar. Ama siz bunu da deneyebilirsiniz. Belki size bu iyi gelir. Ha, bu arada bu uygulamalarda şöyle şeyler de var. Eğer siz artık bu konuda master olduysanız 20'ye 4 de yapabilirsiniz. Bülent ne vardı bir de 22 Ekim mi? O var mıydı? Yok, 20'ye 4 mü master'dı? 22 Ekim bile var. Hatta bazı insanlar hafta sonları 48... Evet, ben onu bir gün denemek istiyorum. Denesek mi? Bazen de şöyle şeyler oluyor. Bunların hepsini niye yapıyorsun? Sen zaten zayıfsın. Ama bunu spor için de söyleniyor ya da yoga için de söyleniyor. Ben bunları zaten nasıl gözüktüğümden ziyade nasıl hissettiğimi görmek için yapıyorum. Aslında bunların hepsi bir deneyim. O yüzden de hiç kimse kalkıp araştırmalar gösteriyor ki böyle böyle demesi sizde %100 öyle olacak anlamına gelmiyor. O yüzden size nasıl geleceğini görmek için deneyimlemeniz lazım. Mesela bir arkadaşım var yogada. O benim bir videomu izleyip hatta görüp denemeye başladığını söyledi. Ve dedi ki ben çok kilo kaybettim. Ve kilo kaybetmek istemiyorum dedi. Dedim ki evet olabilir. Aslında kız bu arada baktığınızda öyle bir kilosu falan da yok yani. Ama daha az sonuçta yemeye başladığın için kilo kaybı oluyor. Bizde mesela şu çok oldu. Meğer biz ne çok ıvır zıvır yiyormuşuz. Yani akşam yemeğini yiyoruz. Zaten aileden gelen bir akşam yemekten sonra meyve, hatta kuru yemiş, hatta tatlı faslı var. Ben bir kilo çikolata yiyorum. Ya o hala yiyor onu. Gerçekten hani ona rağmen nasıl bunu başarıyor bilmiyorum. Ama ben şunu fark ettim. Ya ben yanımda kuru yemişim, meyvem, ıvır zıvırım olmadan dışarı çıkmıyormuşum. Ya da eve geldiğimde yemek yediğimde mutlaka üzerine pık 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 bir şeyler yiyordum yani. Ve hayatımdan o çıktı. Ve aslında benim hayatım çok rahatladı o açıdan. Çünkü mental olarak da sürekli üzerine bir şey daha yesem mi? Şimdi biliyorum ya mesela 1'e kadar yemeyeceğim. Diyelim ki uçağımız var. Ay. Bak vallahi geldim. Şimdi yiyebilirim. Şu anda aralıktayım çünkü yeme penceresindeyim. Mesela uçağımız var. Ya gerçekten o benim için, hatta Bülent için de bir stresti. Çünkü kalktım mı, hazırladım mı, aldım mı? Şimdi bulamazsam şimdi hani. Hayır, evet. Hani şimdi hani her şeyi de evet, açken ben değilim. Run. Evet böyle ya diyorum ya yani yemek ya dışarıdan öyle gözükmüyor olabilir ama hani hakikaten bir restoranda yemek yerken de restoranın sahibi gelip kızım sen bu yemeği nereden yiyorsun dedi mesela geçen gün. Böyle şeyler olabilir. Ama genelde bu arada sağlıklı şeyler yemeyi de seviyorum. Mesela yogamı yaptım. Ondan sonrasında zaten çocukluğumdan beri çok işlenmiş et tarzı şeylerle aram olmadı. Zaten biliyorsunuz mutfak raflarını beraber yerleştirdik. Ne tarz antin kuntinlikler olduğunu gördünüz. Şimdi onlar varken zaten bunlara meraklıyken, yogamı yapmışken, güne enerjik başlamışken, ilk öğünü yiyecekken öyle şeyler hazırlamayı seviyorum. Ama bu demek değil ki her gün smoothie'ler, acai bowl'lar ya da avokado tostlar yemiyoruz. Bazı günde ekmek kızartıp ekmek peynir yiyoruz ve bunu da çok seviyoruz. Hani bunu da ekmek peynir yiyoruz değil yani hani onu da çok seviyoruz ve ondan sonrasında zaten 6'ya 7'ye kadar istediğini ye iç. Ha bizim çoğu zaman gün arasında aklımıza gelmiyor. Belki işte bir çay kahve daha içiyoruz ya da böyle meyvedir, kuru yemiştir. Öyle şeyleri yine arada yiyorum ama biliyorum ki mesela 1'de yedikten sonra akşam 7'de yiyeceğim ya. 3'de 4'te karnımın acıktığını hissetsem bile yemek bir şey yemiyorum. Çünkü biliyorum ki 7'de yiyeceğim ve bitecek. Ve bu beni mental olarak gerçekten çok rahatlattı. Akşam ne yiyoruz? Canımız ne isterse. Bu ne yediğinden ziyade ne zaman yediğinle ilgili bir beslenme şekli. Ha biz çoğu zaman evimiz olduğundan beri evde bir şeyler hazırlamaya çalışıyoruz. Ama bazen bütün gün evde bir şeyler çekmiş ya da dışarıda bir şeyler yapmış oluyoruz ve evde yemek hazırlayacak enerjimiz olmuyor. Yine de şuna dikkat ediyoruz. Hani mesela saat diyelim ki 6.30. Artık o saatte yemek hazırlamaya başlasak belli ki 8'de yiyeceğiz. Dışarıdan söylüyoruz bir şeyler ya da daha basit bir şeyler yiyoruz. Eğer mesela gündüz yumurta yemediysek akşam yumurta yiyoruz gibi çeşitlendiriyoruz. Ama orada yine de saate dikkat ediyoruz. Hani çok geç yemeyelim ki çünkü çok geç yiyince de insan bu sefer erken yatamıyor. Erken yatamayınca erken kalkamıyor ve bu böyle bir domino efekt olarak devam ediyor. Ama dediğim gibi herkesin metabolizması farklı. Bize iyi gelen budur ama size illaki bu iyi gelecek diye bir şey yok. Bu arada ben zaten bir diyetisyen ya da beslenme uzmanı da değilim. Ben sadece sizinle deneyimlerimi paylaşıyorum. Bunun kendinize cevabını bulmak için denemesi ise bedava. Açıkçası ben bundan sonrasında bir uygulamayla devam etmem. Çünkü o beni strese soktu ve ben yemek yerken yani kendim için, bedenim için iyi bir şey yapacakken strese girmek istemiyorum. Zaten hayatta stres oldu. Bir sürü şey var ama aklımın bir köşesinde hep hani uyanır uyanmaz yemeyeceğim. Şu anda diğer şeylere odaklanabilirim düşüncesi ve akşam belli bir saat olduğunda bu genelde hani yazın birazcık daha değişti.
gelişebiliyor. Hani hava biraz daha geç kararıyor. Ama kışın birazcık daha erken. Hani artık bu saatten sonra yemeyeyim. Aklımın hep bir köşesinde var. Ve bu bana ve bedenime çok iyi geldi. Kilo olarak, fiziksel görüntü olarak çok fazla bir şey değişti mi? Onu söylemek zor çünkü bu birazcık yaptığınız pratiklerle ve egzersizlerle de ilgili. Ama şunu söyleyebilirim ki kendimi çok daha hafif ve tıka basa doymuş dolu değil, daha iyi hissediyorum. Bakalım siz deneyince nasıl hissedeceksiniz? Bunu ben nereden bileceğim? Siz benimle yorumlarda paylaşırsanız bileceğim. Geçen seferki videoda yazdığınız yorumlardan dolayı da aslında ben bu videoyu çekmek istedim. Ve bundan sonra 30 gün boyunca farklı farklı şeyler deneyip, çünkü bir şeyi 3 gün 5 gün deneyince anlamıyorsun. 21 gün alışkanlık, hani 30 gün artık böyle, hani 30 gün boyunca ben bunu denedim oluyor. O yüzden bundan sonra eğer siz de sevdiyseniz 30 gün boyunca denedim serilerine devam edelim diyorum. Ne dersiniz? Ne diyecekseniz yorumlara diyeceksiniz herhalde. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve her cumartesi 7'de yeni video geliyor ama siz videolardan haberdar olmak için abone olup zil açabilirsiniz. Görüşürüz.